Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi bir Müslüman din kardeşinin her an yanında olması şarttır. Ve yusirun ala enfusihim ve levkâne bihim hasasa. Allah'ımız Celle Celaluhu kendilerinin ihtiyacı olsa bile kendi ihtiyacını, kendisine ait olan ihtiyacını din kardeşine verir. Ben sabredebilirim ama ola ki din kardeşim sabredemez diye. Bu manada biz mağdur ve zor duruma düşmüş olan din kardeşlerimizin yanında olacağız. Oluyoruz. Arkadaşlarımız sahadalar. Allah razı olsun. Kendileri özveriyle dediler biz burada efendim durmamız yerinde olmayacaktır. Ve araçlarla ciddi manada kumanya destekleri vesaire götürüldü. Orada mazlumların, mağdurların, muhtaçların ciddi araç sevkiyatları oldu. Allah razı olsun. Büyük çapta sevkiyatlar olunca devletimiz de bu manada dedi ki biz bu efendim oluşturduğunuz destekleri biz götürelim. Gemilerle onlar taşındı ve bir kısmı da oraya götürüldü. Allah razı olsun. İşte Haydar Yardım Kuruluşu orada sıcak yemek pişiriyor. Arkadaşlar da onların malzemelerini götürüp orada efendim kendi malzemeleri de var. Arkadaşlar da yani birlikte daha güzel neler yapılabilir? Birlik günüdür. Yani kimin yaptığı önemli değil. Efendim mesele mazlumun darda zorda olanın şenlenmesidir. O manada arkadaşlar sahada ciddi manada gayret ediyorlar, gittiler. Ve o manada efendim mazlumun mağdurun yanında bir yağmur misali. Yani bir insan hepsini birden yapamaz. Bir devlet bile ne kadar güçlü olsa olsun tek başına yapamıyor. Devlet dediğimiz insanlardan oluşuyor. Onun için her bir saha kendi üzerine düşen vazifeyi yapması yerinde olacaktır. O manada herkes kendi kabiliyetine göre oradaki mazlumların, mağdurların, muhtaçların, darda zorda olanların yanında olunması yerinde olacaktır. Ben Sakarya depremini hatırlıyorum. Bizzat oradaydım ve oradaki efendim o gün boyu günlerce orada mazlum mağdurlarla ilgilendiğimiz anları hatırlıyorum ve hakikaten bir insan orada her şey efendim illa bir olanak, para veyahut da şu veya bu değildir. Yani orada onun yanında olmam bile, ona moral vermem bile, bir hastanın başında durmam bile, efendim yani onun o zor durumda elinden tutmam bile ona yapılabilecek en büyük iştir. Bazen efendim bir yağmur damlası dedik ya, efendim merhameti ve şefkati ortaya koymamız lazım. Onun için devlet ve millet olarak bütün yapısıyla biz bunun altından kalkacak güçteyiz. Ülkemizin yapısında bu asalet, bu onur, o vakar, o merhamet, o şefkatin olduğu elhamdülillah görüyoruz. O vesileyle Rabbim Celle Celaluhu bazı meselelerde büyük bir afat gibi görünse de Mevla o kadar büyük rahmetler ardından getirir ki. Yani cümleyi şöyle söyleyelim. Şer gibi görülen şeylerde Rabbim büyük bir hayırlar getirir. Nasıl? Eyyub Aleyhisselam'ın canı gitti, sağlığına kavuştu. Evlatları gitti. Efendim gidenlerin yerine olmasa da evlatları oldu. Malları gitti, tekrar geldi. Ancak Mevla Celle Celaluhu bu hayat bir şekilde devam ettiğini göstermiş oldu. Şimdi ülkemize gelen bu bela ve musibetlere baktığımız zaman çevremizdeki efendim Müslüman ülkeleri paramparça ettiler. Ülkemize de her an bunu yapma gayretleri olduğu net olarak görülüyor. Gelen bela ve musibet ecdadın ifadesiyle 100 tane büyük belayı savuşturur, def eder. Belki de büyük ihanetler, ülkemize badireler, efendim daha büyük menfur işleri düşünen bütün şer yapılar, efendim eşkıyalar, bütün şer güçler bu mazlumiyetin neticesinde Rabbim büyük belaları başımızdan def uref edebilir, etmiştir. Biz bunları bilemiyoruz. Ancak az önce izah etmeye çalıştığımız gibi hak şerleri hayır eyler. Şer gibi görünür, hayır çıkar. Bir insanın başına bir bela gelir. Halbuki öbürü ona çok büyük ihanet yapacaktır. O gelen beladan dolayı o efendim menfur işi yapacak olan ondan vazgeçer. Sen bunu göremezsin. Kehf suresinde anlatıldığı gibi Hızır Aleyhisselam geminin tahtasını kopartıyor. Bir tahta bir gemiyi kurtarıyor. Yani orada şer gibi görünüyor. Tahta kopartılır mı? Gemiyi batıracaksın ama o tahta gemiyi kurtarıyor. Geminin kurtulması gibi bir de insanlar canını kurtarıyor. Buradaki tabi gelen bela ve musibetler daha büyük belaları inşallah Rabbim defu refu izale eder ve efendim bir musibet 1000 tane bela ve musibetin kalkmasına vesile olur. Tekrar can feda edenlere yani canlarından olanlara şehitlik. Şehitlik en büyük mertebedir. Dünya zaten geçici. Efendim gazi olanlara, yaralanların, günahların affının kefareti. Malı gidenlere daha büyük ve huzur ve selametle mallarının iadesini. Hepsinden önemlisi Rabbimin rızası ve sonsuz cennetini Rabbim nasip etsin ve şu kalbimin derinlikleriyle Allah ülkemize selamet nasip eylesin. İslam alemine selamet nasip eylesin. Yeryüzünde cevru zulmetmeye buna rağmen hala efendim menfur iradelerini, görüşlerini, şerlerini ortaya koymaya çalışan kötülerden, ceberuttan Allah bizleri kurtarsın. Rabbim ülkemizi idare edenlere hakka muvaffak eylesin. Askerimize, emniyet güçlerine ve idarecilere Rabbim selametler nasip etsin ve ülkemizin huzurunun tesis edilmesine kimin gayreti varsa Rabbim muvaffakiyetler versin. Sevgili Allah'ım hepimizi efendim ümmete rahmet eylesin.
bereket eylesin, şefkat eylesin, merhamet eylesin ve ümmete yar olacak güzelliklerle bizleri meşgul eylesin. Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olmaya muvaffak etsin ve şu duayla bitirelim. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu, tekrar efendim vefat edenlere şehitlik, yaralananlara gazilik ve evini kaybedenlere de onların mükafatlarını arttırsın. Hep beraber Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan, Recebi Şerifimizi mübarek eylesin. Şaban-ı Şerifimize de kavuştursun. Ramazan-ı Şerif'e de günahsız, huzur ve selametle inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle, tahmin edemeyeceğimiz büyük huzurlarla Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Bütün geçmişlerimizin ruhu için ve efendim göçük altında kalan, can feda eden şehitlerimizin ruhları için. El Fatiha. Bismillah.